YouTube kanalıma hoş geldiniz. Aşina olduğunuz bir tasarım ama o klasik 3 serisinden biraz daha farklı özelliklere sahip. Otomobil üreticileri, büyük Alman markaları ve diğer başka markalarda da, volüm üreticilerinde de, kitlesel üreticilerde de böyle bir şey var. Özellikle yeni bir takım noktalarda talepler yaratmaya çalışıyorlar, ihtiyaç belirlemeye çalışıyorlar. Zaten ana segmentler belli. A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı diye otomobiller genellikle büyüklüklerine göre, hacimlerine göre kategorilere ayrılıyorlar. Ama bu bir süredir bunların arasında da bir takım sınıflar oluştu. Yani insanların bir takım temel beklentilerinin yanı sıra niş beklentilerine de seslenen araçlardan bahsediyoruz. Temel beklentiler neler? BMW marka otomobillerde işte 1 serisi, 3 serisi, 5 serisi diye devam eden ana sınıflar var. Bu görmüş olduğunuz araç da 420 Gran Coupe. İlk bakışta yandan özellikle önden bakıldığı zaman 3 serisiyle benzerlik gösteren nitelikleri var. Özellikleri var, tasarım özellikleri var ama aslında farklılaşan bir takım hem donanımlarıyla da hem de tasarımıyla farklılaşan bazı özellikleri olduğunu da biraz göstermek istiyorum. Altıgen formda BMW'nin klasik böbrek tasarımı, aracın, markanın karakteristik yüzü diyebileceğimiz, tabii ki far imzasıyla birlikte yüzü diyebileceğimiz bu ön görünümde yeni bir tasarım dilini bir süredir ortaya koymuştu Münihli marka. Özellikle önden bakıldığı zaman bir kupe otomobilin agresifliğini, kaslı görünümünü, arkadan B ve C sütununa doğru gittiğimizde de yine bir kupe otomobilin sportif çizgilerini devam ettiren ama bununla birlikte bir sedan otomobil kullanıyormuşçasına da rahatlık ve konfor sunan bir araç bu. O bakımdan birçok zevki harmanlayan bir otomobil olduğunu ifade edebilirim. Teknolojisiyle, kullanım zevkiyle tabii ki bu sınıftaki BMW otomobillerle benzer özellikte, 3 serisine de benzer özellikte. Bu araçta M serisi otomobillerde olduğu gibi sportif bir süspansiyon kullanılmış. Bu özellikle sportif kullanımı daha da keyifli hale getiren bir donanım özelliği. Bu otomobil 1.6 litrelik BMW'nin rüştünü ispatlamış olan, kendisini ispatlamış olan son derece başarılı ve verimli bir motorla satışa sunuluyor. Biz bu motoru 3 serisinde de biliyoruz. 170 beygir gücünde ve 250 Nm torka sahip. Bir otomobili hem önden hem arkadan güzel tasarlamak zordur. BMW bu modelde bunu başaran bir yaklaşım ortaya koyuyor bence. 420 Gran Coupe arkadan bakıldığı zaman da oldukça karizmatik. Sadece kullanışlı olmasıyla değil, bence donanım özelliğini iyi bütünleştiren bir dokunuşla geliştirilmiş. Tabii rüzgar aerodinamiği, rüzgar direnci açısından bakıldığı zaman da birçok spor otomobilde olduğu gibi temel beklenti rüzgarın içinde rahatlıkla büyük bir direnç ortaya koymadan süzülebilmesi gerekir. Bu otomobilin hem yakıt tüketimini hem karbon emisyonlarını ve birçok özelliğini yakından ilgilendiren bir faktör. Artık çağımızda insanlar, tüketiciler, bilinçli otomobil kullanıcıları araçların sadece konforlarıyla, donanımlarıyla, sportif özellikleriyle değil, olabildiğince hangi malzemelerin kullanıldığıyla, çevreyle, doğayla ne kadar uyumlu olduklarıyla da yakından ilgililer. Münihli üretici BMW bu konuda dünyada önde gelen, kuralları olabildiğince öncülük eden markalardan biri olmuş. Arka bagajın, ya yani bagaj kapağının, kapısının liftback gibi, hatchback gibi açılması. Ben bunu pratik buluyorum doğrusu. Yüklemeyi kolaylaştıran, eşya taşımayı, aracın içinden eşya almayı kolaylaştıran ve uzanmayı, yani bu bir sedan otomobil olsaydı eğer biraz böyle içine doğru adeta giriyor olmamız, vücudumuzla birlikte giriyor olmamız gerekecekti. Dolayısıyla bunda öyle bir şey yok. Daha pratik. Yani ne bileyim, şimdi aklıma geldi. Yani bir pikniğe gittiğiniz zaman da burada oturup kahvenizi yudumlarsınız. Buraya bir tane masa koyarsınız. Birçok şekilde kullanmak mümkün. Ferah da bir görüntü dışarıdan bakıldığı zaman. Tabii içten bakılınca biraz basık bir arkaya doğru iniş olması sebebiyle
bir miktar arka görüşü sınırlandırabilir ama özetlemek gerekirse ben kullanışlı buluyorum, beğeniyorum. Lütfen siz de yorumları yazın. Beğenip beğenmediğinizi merak ediyorum. Türkiye'de hep şikayet ettiğim, dile getirdiğim bir şey var. Station otomobiller bir türlü tutmuyor, bir türlü beğenilmiyor. Ticari araç algısına sahipler diye. İşte o aslında bana göre station wagon otomobiller de bu kullanım pratiklerine sahipler ama bilmiyorum, bizim ülkemizde insanlar pek ilgi göstermiyorlar. Lütfen yorumlara yazın. Hangi tip araçları daha çok beğendiğinizi paylaşın benimle. Otomobilde ben Apple kullanıcısı olduğum için CarPlay'i açtım. Gayet başarılı bir şekilde bağlandı. Tabii ki buradaki ekranın büyüklüğü de son derece yeterli bence. Hem çok şık, hem çok sade, ince ve son derece yeterli, güzel bir donanım. Otomobilin arka bölümüne baktığında, arka koltuklara baktığında kapıdan itibaren yine deri malzemeler ve şık detaylar, buradaki bu çizgi, harman kardon kullanılmış bu otomobilde. Burada su konabilecek, eşya konabilecek yeterli büyüklükte bir göz var. Diz mesafesi olarak aşağı yukarı 3 serisiyle çok benzer olduğunu tahmin edersiniz. Fakat tabii bu bir bu kupe formda gelen bir otomobil olduğu için bir miktar baş mesafesinin 3 serisine göre biraz daha kısıtlı olduğunu ifade etmek isterim. Ve bakın burada da şu detay çok hoş. Şuraya speakerların, müzik sisteminin, hoparlörlerinin bazılarının yerleştirildiği bir bölüm. Ve tabii bu bir M pakete sahip olan otomobil olduğu için bakın emniyet kemerlerinde de bu tasarım detaylarını görmek mümkün. Aynı şekilde alaşım jantının içinde de şurada bu ibareyi görüyoruz ve fren kaliperleri de bu şekilde oluşturulmuş. Yine bu detaylar, bu aksesuar detaylarında da bunları görüyoruz. Son derece sade, şık, tıpkı 3 serisi gibi. Ben bu deri koltuğun rengini de çok beğeniyorum. Koyu renk otomobille, lacivertimsi renklerle, siyah renklerle çok iyi uyum sağladığını düşünüyorum. BMW 3 serisi ve 5 serisi otomobillerin içlerine baktığımızda son derece geniş, modern, çağdaş, temiz, şık hatlara sahip ve teknoloji dolu bir paketle özellikle aldığınız zaman sürüş destek sistemleriyle ve diğer donanımlarla birlikte şıklığın ve modernliğin bir arada sunulduğu çok güzel detaylar görüyorum. Bakın burada da eğer harman kardon alınırsa yine kapı içlerinde de koltuk hafızası, şu sportif detay çok hoş. Hem akışkanlık hem güzellik katıyor. M paketin burada bir başka logosu var. Yine bakın ön lastiklerden. Bu 19 inç büyüklükte bir lastik. 18 inçlik versiyonlar da var ama 19 inç çok şık ve güzel olmuş. Yakışmış otomobile. Çevresinden şöyle bir baktığımızda da gerek ışık imzasının, gerekse diğer tasarım detaylarının çok güzel bir bütünlük arz ettiğini görüyorum. Tabii aracın içinde ve dışında hava sıcaklığı arasında çok büyük fark olduğu için bir buğu yapmış vaziyette. Bugün çok sıcak gerçekten. Sportif koltukların desteği çok başarılı ve arkadan da böyle bir şık görüntü veriyor. Bakın burada neler var diye bir göz atalım. İki tane USB-C girişi veya çıkışı. Dijital klima ayarı burada mevcut. Ve tabii ki arkadan itişli birçok otomobilde olduğu gibi burada böyle bir kütleyle karşılaşıyoruz. Orta koltukta oturan bir kişi için biraz dar bir alan olduğunu kabul etmek lazım ama bu otomobillerde genellikle çok 5 kişinin birlikte seyahat ettiğini pek
Görmedim, pek rastlamadım ben. Aracın içindeki detaylara biraz daha fazla bakalım yakından. Artık 3 serisinden de aşina olduğumuz gibi burada çok şık seçilen donanım paketine göre değişiklik gösteren kapak seçenekleri var. Bu garaj kapısını açan aparat. 360 derece otomobili park ederken park ve manevralarda son derece yardımcı olan sensör, geri vites kamerası ve buradan da aracın bütün çevresini görebildiğimiz park asistanı söz konusu. Dijital klima ve benim dikkatimi çeken en önemli şeylerden biri otomobilin içine girdiğimde karşılaştığım temiz hava, hava kalitesinin çok başarılı olduğunu gördüm. Burada da hem kullanışlı hem sade bir kullanım alanı var. Artık birçok otomobilde buradaki kalın vites çubukları ortadan kalktı. Daha çok selektör şeklinde burada gördüğümüz gibi veya mesela Mercedes'te ve başka bazı modellerde de direksiyonun hemen yanında burada bulunmakta vites kolları. Ben çok şık buluyorum, çok beğeniyorum bu bölümü. Burada bir USB girişi var. Yine telefonu kablosuz şarj etmek mümkün. İki tane bardak yüzü var. Ve bu kol dayamanın altındaki bölümde de gördüğünüz gibi bir USB girişi daha var ve bir aydınlatma söz konusu. Aynı şekilde iki tane suyu rahatlıkla alabilecek genişlikte bir yer göstermek istiyorum. Herhalde şuraya da kalem koymak veya başka bir eşya koymak için bir çıkıntılı bir bombe alan var. Bakın buradaki tasarım detaylarını da göstermek istiyorum. Hem sade hem kullanışlı. SOS düğmesi. Ayna bu şekilde. Sunroof var bu araçta. Arka koltuğun buradan nasıl göründüğünü de şu şekilde göstermek isterim size. Koltuktaki M detayı da burada işlenmiş. Koltuk gerçekten çok şık ve de çok vücudu iyi kavrayan, sportif özelliklere sahip olan bir koltuk. Kapı içindeki detayları da ben çok beğeniyorum. Torpidoya da göz atalım isterseniz. Evet, şöyle derinlemesine bir alan var içinde ve tabii soğutma özelliğine sahip olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tasarım özellikleri bakımından klasik 3 serisiyle bazı farkları olduğunu fark etmiş olabilirsiniz ama ben de hatırlatayım. Bakın kapı açma kolu aerodinamik olarak otomobilin gövdesiyle daha bütünleşik halde ve farklı bu şekilde. Ve kupe otomobillerde de karşımıza çıkan tabii bir çerçevenin olmaması dikkat çekici olabilir. Bakın sizin açınızdan burada. Buradan da göstereyim. Bunlar farklı tasarım unsurları arasında. Otomobili daha sportif. Birçoklarına göre daha şıklaştıran unsurlar bunlar. Motora bir bakalım. Kolay açılanlardan bu. Bazen böyle bulmaca çözdürür, şuradan bakılır vesaire. Aşina oluncaya kadar ama bu kolay açılıyor. İki tane de amortisörü var. Burada bir ses izolasyonu keçesi görmüyorum ama yani aracın içi sessizlik seviyesi bakımından gayet yeterli. Motor bu. Evet, otomobili kullanmaya başlıyorum şimdi.
BMW otomobillerde iki tip deri kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi hakiki deri, diğeri de Sensatec denen bir deri türü. Geçmişte Sensatec deri koltuklu araçlar kullanmıştım. Onlar biraz konfor açısından beni zorlamıştı. Çok terlemeye neden oluyordu. Yeni tip Sensatec malzeme daha kaliteli ve daha konforlu. O bakımdan son derece başarılı. Tabii koltuk seçiminde premium otomobillerde insanlar çok fazla kumaş koltuk kullanmak istemiyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla mutlaka ya gerçek hakiki deri ya da Sensatec türü suni deri almak istiyorlar. Otomobilin algısıyla daha iyi örtüştüğüne inanıyorlar anladığım kadarıyla tüketiciler. Ama Avrupa ve Amerika pazarında baktığım zaman ben premium otomobillerde de kumaş ağırlıklı koltuklar görüyorum. Kumaşın da kullanıldığı koltuklar görüyorum. Hibrit kullanıyorlar mesela. Bir miktar deri, bir miktar orta bölümde insanın vücudunun daha çok temas ettiği yerlerde daha rahat nefes alan malzemeler kullanıyorlar. Bir de yeni trend, artık birçok marka çevre ve doğayla daha uyumlu üretim yapma yaklaşımı çerçevesinde hakiki deriden biraz daha uzaklaşıyorlar, mesafe koyuyorlar. Daha yeni malzemeler, daha geri dönüşümü mümkün olan ürünler kullanılıyor. Önümüzdeki kısa bir süre içinde hakiki deri kullanılan araçların sayısında ben bir azalma olacağını düşünüyorum. Bir tane ambulans geçti, hemen yol verdim. Bir ambulans gördüğümüzde veya bir itfaiye aracı veya bir polis otomobili gördüğümüzde, yani bunu aslında hiç söylememem gerekir belki ama yol vermemiz gerekir. Bazı sürücüler gerçekten sebebini anlamadığım şekilde ısrarla bu araçlara yol vermiyorlar. Yani bu çok garip bir şey gerçekten. Çok garip. Bunun sebebini anlamak imkansız. Ambulans orada takıldı kaldı mesela. Keşke o sürücü de oradan geçmeye çalışıyor ama bakın burası müsait yol. Buradan daha hızlı bir şekilde ilerleyebilirdi. Oraya niye girdi onu anlamadım ben. Bakın şurada zorlanarak ilerliyor. Halbuki burası boş. Karşıdan çok kuvvetli bir güneş geldiği için gözlüğümü taktım. Klima çok başarılı, daha önce de söylemiştim. Kuvvetli bir, hızlı ve kuvvetli bir soğutma sağlıyor. Muhtemelen buna benzer bir seviyeyi ısıtma düzeyinde de gerçekleştiriyordur. Yol gürültüsü açısından bakılacak olursa, tabii sizin de çok iyi bildiğiniz gibi yol gürültüsünü etkileyen faktörlerden bir tanesi lastik seçimi. Asfaltın niteliği, kalitesi. Ben rüzgar sesi açısından yalıtımı başarılı buldum. Bir otomobilde tabii sürücüyle bütünleşme kriteri diye bir şey var. Sürüş zevkini tarif ederken böyle değerlendiriyorum, böyle okuyorum. Bir otomobile sahip olma kararımızı hangi faktörler belirler? Artık bugünkü şartlarda Türkiye'de hiç kuşku yok ki birinci derecede ekonomi önemli olduğu için bir otomobil hangi fiyatı alabiliyoruz? Bize maliyeti ne oluyor? İkinci el değeri nedir? Kullanım işletme maliyeti, sahip olma maliyeti, bütün bunlar en önemli kriterler. Diğer taraftan insanın belli bir bütçesi varsa, belli bir bütçe ayırdıysa bir otomobili satın alırken marka değeri, otomobilin statüsü, konumlandığı kategori, beklentileri karşılıyor mu? Eğer ailesiyle birlikte kullanacaksa ailedeki diğer insanların tercihleri ve birebir karar verirken de, nihai karar verirken hayallerdeki otomobil mi gerçekten? Tasarım özelliklerini beğeniyor mu? Konfor, sportiflik veya fonksiyonellik tabii önemli olabilir. Son dönemde özellikle SUV otomobillerin ne kadar ilgi gördüğünü görüyoruz.
bütün dünyada böyle bir de eğilim var, böyle bir moda var. Bu moda bilmiyorum böyle daha devam eder mi ama şu anda hakim olan trend bu yönde. Dolayısıyla otomobil seçim kriterlerini belirleyen şeyler bunlar temelde baktığımız zaman. Bana göre en önemli şeylerden biri de ben bir otomobile bindiğim zaman, onu kullanmaya başladığımda onunla uzun yolculuklar yapmak istiyor muyum? Ondan ayrılırken ne kadar zorlanıyorum? Yani eve giderken bir tur daha atmak istiyor muyum? Eğer trafik buna müsaitse tabii. Bu da benim küçük ilave etmek istediğim bir temel kriter. Evet, BMW 420i ile gerçekleştirdiğim izlenim sürüşünü izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın ve özellikle istediğiniz modeller, otomobiller, araçlar veya otomobillerin dışında başka konularda varsa onları yorum bölümüne yazmayı ihmal etmeyin. Hepinize iyi günler diliyorum.